Farklı ne oluyor? Hollywood Müzesi'nin açılışı herhalde. Müze açılışı olunca da böyle antika insanlar var. Şimdi sizi gerçek ünlülerinin, yani benim en azından tanıdığım ünlülerin evlerini göstereceğim. Hazır mıyız? That house was just bought, 12 million. Adam Sandler is in the building. Burası Mulholland Drive yolu. Ünlülerin yaşadığı Hollywood tepesi. That's the wild and crazy Mel Gibson. That's Keanu Reeves in the building. This house is $24 million. Jennifer Lopez is in the building. Harika bir Los Angeles manzarası var. Çok güzel ya. Mulholland'da yukarıya çıktıkça fiyatlar artıyor. Zenginlik yükseliyor. Ev fiyatları da artıyor. Oğlum dün nasıl bir gündü ya? Ben nerede götürdün? Manyak bir gündü dün. Gerçekten çok korkunç bir sokaktaydık. Tehlikeli. Her yüzünü göstereceğim sokaklar. Dedim sana ama. Şimdi neredeyiz? Şu an Beverly Hills'teyiz. Beverly Hills. Bugün size Amerika'nın zenginliğini göstereceğiz. Burası en zengin değil ama en zenginlerden biri diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Evet. Amerika'da zenginler nasıl yaşıyor? Bugün size göstereceğiz. Evet. Nasıl abi? Nasıl yaşıyorlar? Çok güzel yaşıyorlar. Anlatmaya gerek yok. Göreceksiniz zaten evet. Birazdan. Arabayı da bırakacağız. Şimdi arabayla bir gideceğiz. Arabayı da bırakacağız ve yürümeye başlayacağız. Yürümeye başlayacağız. Evlere teker teker bakacağız. Evet. Beğendiğimiz evler olursa girip satın alacağız. Satın alacağız. Para bok çünkü bizde. Neyse parası vereceğiz. Neyse. Beverly Hills. Bu filmlerde geçen Beverly Hills burası. Bildiğimiz Beverly, Beverly Hills. Beverly tepeleri. Evet. Vay be. Merso. Öf. Abi bunlar ne böyle ya? Birazcık abartmışlar çevre düzenlemesini gibi. Ağaç olarak mı? Evet. Yani şey evler gözükmüyor. Evet. Ya ağaçlardan. Öyle bir durum var. Öyle durum var mı? Evet. Göremeyeceğiz mi evleri? Göreceğiz. Benim göstereceğim tamam. Evleri göreceğiz. Ben birkaç mahalle uf eve bak. Abi bu ne korku filmlerindeki şey ev gibi ya. Hayaletli evler gibi. Şimdi girdiğimiz yerde göreceğiz yavaştan. Evet. Arabalar normal. Burası çünkü çok ana bir yol. Hı hı. Sunset Boulevard. Burada genelde bir yere gidiyorsan buralardan geçiyorsun. Sunset Boulevard. Aynen ama evet. Şimdi girdiğimiz sokakta ve bundan sonrasında genelde burada yaşayan insanlar buralardalar. Otomatikman lüks, zengin yaşam yaşayan insanlar. Abi baksana böyle küçük yaparlar ya bahçelere böyle çim. Bunlar böyle bayağı ağaç boyunda çim yapmış herifler ya. Şöyle gireceğiz. Başlıyoruz. Evet. Beverly Hills. Evet. Bu Beverly Hills dizisi mi vardı? Buraya bir yere park edelim mi? Olur. Evet arkadaşlar. Anam ağaçlara bak. Evlere bak. Şu anda geldik. En esmer insanlar biziz. Muhtemelen herkes sarışın, mavi gözlü ve siyahi. Siyahi Hispanik. Yok. Yok. Hiç yok. Çünkü artık Amerika'nın gerçek zenginlerinin. Bu evde değil. Gerçek zengin. Onu burada ama ben değil. O da sağlamdır abi. Evet. Abi şunun temizliğine baksana ya. Ve sessizliği. Sessizlik. Hollywood'un ünlü isimleri de burada yaşıyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani her an önümüze bir tane koşturuyorum. Çıkabilir. Bir Hollywood yıldızı çıkabilir. Kesinlikle. Abi ne güzel kokuyor ya. Güllere bakın. Güllerin içinden canım koşarak geldi. Pamela Anderson koşarak geliyormuş. Burada da mesela ablamız yeni geldi eve. Evet. Eve bak. Burada bu çevredeki abi soldaki ev güzelmiş mesela. Orayı evet. Biz buraya aslında evleri çekmeye geldik arkadaşlar. Size cidden o kadar güzel bahçe düzenlemeleri falan var ki. Bakın. Bekleyelim o. Ya da geçelim o bekliyor zaten. İşte Amerika'da yaya önceliği. Yaya önceliği adam 1 kilometre öteden yol verdi bize. Ferrarisiyle. Ferrari mi o ne o? Hollywood olsa vermezdi.
Ha? Aa yok, evine girecekmiş zaten. Rezil olduk. Kaç. Abi şu evin güzelliğine bak ya. Sanki böyle Bavyera'da bir ev gibi. Hı. Dur, fotoğraf da çekelim ya. Abi sıkıntı olabilir. Ha, öyle mi? Evet. O zaman video çekmekte sıkıntı var mı? Ya fark etmezler, yürüyoruz. Aynen, ya. Güzel. Ama durup şey yaparsak sorun olabilir. Evet. Abi şu şeyler çok güzel ya. Sarmaşıklar evet. Sarıyor ya evi. Burası da bayağı iyi. Abi bu çevredeki ev fiyatları ortalama. Evet, bakalım, bakalım abi. Biz Türk olarak. Şu an Zillow'dayız ve bu çevredeki evleri gösteriyor. 62 milyon dolar değerinde bir ev var mesela. 62 milyon dolar. Milyon dolar, evet. Bu 4 milyon dolar. Bu biraz ucuzmuş. Bedava. Bir dakika, niye inmiyor? Ucuz lan. İstanbul'da. 12 milyon dolar. Şöyle. Sana söyleyeyim mi? 30 milyon dolar. Şato abi. İstanbul'da 12 milyon dolara şeyde ev satıyorlar bazen. 35 milyon. Nişantaşı'nda apartman dairesi satıyor bazen yani. Adam 130 milyon dolar. Abi şu güzelliğe bak ya, çiçeklerin vesaire. Böyle bir yaşam olabilir mi ya? Mükemmel. Şöyle diyeyim. İşte American Dream. American Dream bu. Evet, kesinlikle. Hani kötü yerlerini gösterdik ya size Amerika'nın. Bu da iyi yerler i̇yi arkadaşlar. Yerleri, evet. Çok çalışırsanız buralarda da ev sahibi böyle olabilirsiniz. Böyle bir hayat da var yani. Evet. Herkes sefalet içinde değil. Çok çalışmanız gerekiyor. Çalışana ekmek var mı? Var. Var, kesinlikle var. Yani evet, çok akıllıca çalışırsanız, kendinizi geliştirirseniz. Aha, bu ne? Bir tur otobüsü bu. Bunlar işte ünlülerin evlerini ondan sonra geziyorlar tabii. Ay. Herkes el sallıyor. Bunlar ünlülerin evini mi gösteriyor? Evet, tek tek. Ay, sana bahsettiğim turlar işte. Götürüyor evin önüne, diyor ki bu bunun evi. Ya da bu dizi filmde görünmüştü bu ev. Kullanılmıştı gibisinden. Okay. Belki biz de yaparız o turu. Şey olur. Yapalım. Güzel gibi. Quick. Neydi? Of. Bu da şey ev. Alman evi. Kiremit. Alman değil, İngiliz. İngiliz ya. Okay. Daha çok. Yani bu tarz İskoç, İngiliz. Kuzey İngiltere belki. Solda kalan. Şu mu? Hı hı. Onu hiç bilmiyorum ya. Şöyle bir ev görmedim ben. Yani Amerikan stili olabilir. Ha, bu gazeteyi atanlar var, atmışlar. Gerçek. Gerçekten varmış arkadaşlar o filmlerdeki. Driveway'le atıyorlar. Bir evin önünde 6 araba var. Ferrari. Ferrari mi o? Yok. Mustang. Mercedes. Lexus. Bir şey var ya. Toplantı Rolls Royce. Bir şey var yani. Rolls Royce abi. Rolls Royce. Sever. Burada şöyle bir durum var. Bir tane çok zengin bir tanıdığı olan arkadaşım anlatmıştı bunu. Bu insanların mesela böyle lüks araçları var. Çocuklar şey oynuyorlar. Evet. Ne güzel bir heykel. Böyle evet. Lüks araçları var bu insanların. Ama bir de ortalama, orta sınıf araçları var. Dışarıda evet. Genelde atıyorum markete giderken onu kullanıyor ya da ne bileyim. Günlük bir işi var. Onunla gidiyor. Abi şey ev gibi değil mi ya? Kapıdan ben geçemem mesela. Çok küçük değil mi? Evet. Evet. Ama ne kadar güzel ya. Çok kıskandım ya. Normalde hiç böyle kıskanmam böyle şeyleri. Bak şu ağaç çok pahalı bir ağaç. Ve bu Kaliforniya'da ben bunu gördüm. Bir de nerede gördüm biliyor musun? Pablo Escobar'ın malikanesinde. Benim bölümde de var. Şu ağaç. O ne biliyor musunuz? Mantar ağacı. Şey var ya, şey şişelerine mantar koyuyorlar. Şarap şişeleri. O bu ağaçtan yapılıyor işte o mantarlar. Ha, anladım. Evet. Ve Pablo Escobar küçük bir orman yapmış kendi malikanesine. Benim o bölümü izleyebilirsiniz. Pablo Escobar'ın şey malikanesi. Ya bu arada bu bölümü mimarlık öğrencileri vesaire izlerse çok ilginç olabilir onlar için. Çünkü her türlü şey var, değil mi? Abi evet yani. Uf, limonun güzelliğine bak. Oo, kocaman ya. Dokunmamışlar daha hiç limona. Çok iyi ya. Bu da biraz daha modern mimari. Evet, modern mimari. Acaba biraz eski gibi abi o. Yani 80'lerde falan mı yapıldı acaba o? Hı-hı. 80'lerin modern mimarisine olabilir. Daha bir benziyor. Bak şu ev de çok güzelmiş. Çok şey güzel, evet. Evet, bu böyle 70'lerin, 80'lerin
modern mimarisi. Scarface'deki modern modern evlere benziyor. Belki önünden geçtiğimiz evlerin. Bu arada o tura da katılalım. Katılalım. Ünlülerin evlerine bakarız. Şurada amcam bahçesine dikmiş Amerikan bayrağını biraz ileride solda. Ha, o bayağı patriot. Aynen. Bak bu taş ev. Bu Muğla evi. Muğla'daki taş evlerden. Dilek ağacı. Işık da koymuş. Evet. Christmas tree gibi yapmış. Şuraya bak. Sanki İskoçya'da malikane. Araba geçmiyor, farkında mısın? Evet. O kadar zenginler yani. Gel şu karşıdan biraz da gidelim. Ya işte dediğim gibi o az önceki yol ana yoldu. Ama burası genelde kullanılmıyor. Bir tur otobüsü daha geliyor bu arada. Heh. Bak bakalım turun ismine. Biz de oradan bulalım. Şeyde Hollywood Boulevard'da hepsi dolu zaten. Ha, var mı? Aynen. Yani yürürken 30 tane teklif ediyorlar zaten. Bakalım bunu da. Genelde Meksikalılar var. Meksikalılar seviyor mu şeyi? Her neyse biz böyle bir gösterelim. Sonra oraya da gidelim. Bakalım ünlüler nerelerde yaşıyorlar. Maps'te şey yaparız, gece taciz ederiz. Kapının önünde bekleriz. Cama taş atarız. Brad Pitt'in camına taş atıp ziline basıp kaçarız. Şey, at kafası bırakırız. Şey var ya, Godfather filminde atın kafasını kesiyor, evini atıyorlar ya. Brad Pitt'in öyle tavuk abi, kafası bırakıyor. Yakalarlar bizi ya direkt. Tabii canım. FBI tane düşer peşime. Kamera şey vardır yani. Türk psikopatlar diye. Her ünlünün evine. Zaten vize alamıyor insanlar. Biz onu yaparsak. Hiç alamazlar yani. Şuradan sağdan gidelim abi. Aha, istersen. Tur. Zaten onun başka bir şey yok ki. Tur otobüsü var. Tur otobüsü. Yol verdi mesela bize. Şu an buraya dönecek normalde. Adam ya. Turcu. Evet, yol verdi. Şimdi burası şey ne diyor. Burası bilmem ne diyor. Vay aynen. Vay vay. Aslında çok saçma ama bir yandan da şey yani. Eğlenceli bir şey bence. Turistten efsane bir şey. Abi havası çok güzel ya. Ya yani ben burada mesela dünyayı gezdin sen söyle. En iyi değil mi? Evet yani en iyi bence. Daha iyisini gerçekten. Çok fresh bir havası var çünkü buranın. Yok, hava çok iyi. Hayır, Medellin kadar değil ama yani buranın havası çok güzel ya. Evet. Bu ne kadar çirkin bir mimari ya. İğrenç bir ev, evet. Evet. Şeye benziyor abi. La Sagrada Familia var ya. Ben onun mimarisini hiç sevmiyorum ya. Çok kaba ve irrite edici geliyor bana Sagrada Familia. Tabii ki bu zevk meselesi yani. Evet. Onun kabalığı var şu evde. Köşedeki beyaz güzelmiş. Onlar artık şey gibi ya. Ha? Acaba onlar konut falan mı? Yok yok. Tek ev o. Hep tek mi evet, buradaki evet. Burada apartman yok. Cümleye bakın arkadaşlar. Burada apartman yok. Evet yok. Ah! Ne? Tom Cruise. Tur yapalım. O turda Çinliler falan oluyor ya. Aa, Tom Cruise diyelim. Onlar zaten her şeyi atlıyorlar. Buradan sağa girelim abi. Hırsız varsa. Evet. Neighborhood Watch diye bir şey var burada. He. Program var. İzliyorlardır değil mi kesin? Tabii canım. Şu an kameralardan görüyorlar bizi. Bir de ekstradan şey de var. Burada yaşayan insanların, residentların telefonlarında uygulamalar var. Ha, herhangi tamam. Bir şeyde direkt polis departmanına şimdi polis mesela gelebilir, sinyal gönderebiliyorlar. Biz çekiyoruz diye kamerayla. Ya biri şikayet ederse gelir. Ha. Ne geliyor? Ama bak bu da modern. Çok iyiymiş. 70'lerin modern mimarisi. Tam benim sevdiğim tarzda. Tam Scarface değil mi bu da? Evet. Ve ben çok seviyorum. Scarface zaten en sevdiğim film. Bu tarz mimariyi de çok seviyorum. Hayalimde böyle bir ev zaten. Amerika'da. Al da biz de gelip oturalım ya. Hostele $50 bayılıyorum. Yemin ediyorum öldüm ya. Hayatım kaydı ya. 5 siyahiyle beraber. Ben yalnız 6. İçerideki ablayla göz göze geldik. Aa arkadaşlar. O gazete işte. Evet. Ablayla göz göze kaçalım abi bence. İçeride oturuyordu. Göz göze geldim baya. Çağırıyormuş bizi. Gelin çocuklar diye. İçeride Snoop Dogg. Şöyle de çok şey. Oo, ne kadar ferah. Ferah'ta her yeri açık evin. Evet. Önündeki araba da mütevazi zaten.
Evet. Bu da mütevazi bir hayat. O belki de şeyin olabilir mi araba? Temizlikçinin yani? Olabilir. Bence temizlikçinin de arabasıdır yani. Şu eve Ford Fiesta mı o? Ford Fiesta ile ne oğlum bu şey mi lan? Memurlar Net'te ya da on... akşam şey mi yazıyor yani adam? 16-17 yaşında bir kızları varsa o da sürüyor olabilir. Bence ona da Ford Fiesta almazlar yani. Abi o ev bayağı yani onun mimarı falan da ünlü bir heriftir yani. Öyle boru bir ev değil o. Evet evet değil zaten. Evet bu gazeteleri mesela çalsak hepsini bir dolardan okutsak. Okutamazsın ki bir dolardan niye? Kime satacaksın? Oo. Beverly Hills Police Department Neighborhood Watch. Yakalarsak diyor. Muçk muçk. Yakalarsak muçk muçk. Hey. Ben böyle bir... Bu bir konsolosun evi abi. Şu plakalar şöyleyse. Ha okey. Bu bir ülkenin konsolosu. Ben şeyi anlamıyorum abi. Bu kadar büyük şeyi nasıl yapmışlar? Ha onu hiç bilmiyorum. Ha? Bu ne abi? Ya işte genelde evinin görünmesini istemeyenler falan tamam. Ön tarafa da yapıyor. Bu sadece yana yapmış ama. Belki de yandaki evle ayırmak için evini. Ya şurada Snoop Dogg'u görsek olmaz mı ya? Çok güzel olurdu da. Baksana Snoop diye. Compton'a gidelim. Compton'da belki görürüz. O tehlikeli mahalle değil mi? Evet. Evet Compton'a da gideceğiz arkadaşlar. Her yere gideceğiz. Her yere gideceğiz. Los Angeles her muhtarı yer. Olarak. Her yere. Her yere. Hansel'e Gretel'in evine de geldik. Snoop Dogg. Snoop şey yapıyormuş bize içeriden. O yapıyormuş. Gelin çocuklar size şekerleme ikram edeyim diyormuş. Madem adamı bağırdınız. Üç kere Snoop Dogg, Snoop Dogg, Snoop Dogg derseniz çıkıyor. Bitiyor burada. Aa Allah çimene bastım. Bassan bir şey olmaz. Kaç 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 kaç. Yemin ediyorum fakirliği görüyor musun bak? Çimene bastın diye panikledim ya. Türkiye'de çünkü şey değil mi? Çimlere basmayınız muhabbeti var Türkiye'de. Abi burada hiç görmedim. Burada basılmaz ya. Baksana adamlar. Öyle bir şey görmedim burada hiç. Yani bu ev de güzelmiş. Bir... Bu ev de güzelmiş. Evet bu İngiliz stiline benzettim bunu. North Foothill. Snoop Dogg nerede oturuyor bacım? Kapıyı çalsana Snoop Dogg. Zile basayım mı şurada? Bas kaç. Sonra Neighborhood Watch'tan bizi yakalasınlar. Snoop Doggy Dog. Palmiyeler çok uzun değil mi abi ya? Abi baksana adamların papatyası bile pembe lan. Daisy. Papatya, pembe bile papatyaları var ya. İşte arkadaşlar, zenginin papatyası bile pembe. Her şey bu da eski. Evet, bayağı eski yani hatta. Vay 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 vay. Kimler, kimlerle beraber? Hey! Dönelim mi? Nereye? Şeye mi? Ha, arabaya. Dönelim. Tamam. Şuradan gidelim yani. Şuradan. Basalım çimlere lan. Benim arkayı çok çekme, senin gibi gündem olur. Sonra her yere fotoğrafımı atarlar. Oğlum bunlar, burası bayağı çiftlik evi gibi ya. Evet. Hiç de şey yapmamışlar biliyor musun? Restorasyon. Yani... Çok eski. Ama o zenginliği hissediyorsun abi ya. Korkutucu bir zenginlik evet. Var diyeyim ben sana. Ya sokaklardaki sakinlik, sessizlik evet bile. Şu an yine bir ana yola çıktık orası ayrı. Aha. Da. Az önceki ara sokaklardaki sessizlik, sakinlik kolay değil. Bir kişi gördüm köpeğini gezdiriyordu. Evet. Bak. Bir tane daha geliyor şu an. Hatta selam verelim bakalım. Güllerin. Beyaz gül. İçi. Evet, İbrahim Tatlıses'in malikanesine geldik. İbrahim Tatlıses malikanesinde rahat etmek için içine mağara dizaynı yaptırmış kendinin. Orada uyuyor. Burası İbrahim Tatlıses'in evi. Nerede anladık? Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz fistan. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma şey. Dal geçiyoruz. Posta kutusu. Birinci Dünya Savaşı'ndan mı? Şu an kullanılmıyor bu yani baksana. Harbi mi? Tabii canım. Bir değilse de ikiden falan kalmıştır. Şuradan gideceğiz abi. Hemen pazarlıkla ikiye çıkarttın oğlum ya. Nasıl bir atmasyondu bu ya? Bence bu bölüme oturu da ekleyelim. Tamam, aynen. Öyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Turda görüşmek üzere o zaman. Evet, şu turda anda. Görüşürüz. Hollywood ünlülerini taciz edeceğiz. Dokunacağız onlara. Snoop Dogg diye.
Vay vay vay. Buradan geçmiş miydik? Evet. Ha? Buradan geldik. Geçtik. İyi. Görüşürüz. Bay bay. Cipte. Yok, bay bay değil. Görüşürüz. Yani görüşürüz. Birazdan cipe bineceğiz. Evet. Yani birkaç gün sonra aslında siz birazdan gibi şey. Evet. Hollywood'daki ünlülerin evlerini göstereceğim. Ama oraya giderken böyle bir kırmızı halı üzerinde ne olduğunu bilmediğimi özellikle fazlaca botokslu teyzelerin olduğu. Evet. Bunlar kim? Hiçbir fikrim yok. Adamın saçı sahte bu arada. Bu ne oluyor? Hollywood Müzesi'nin açılışı herhalde. Müze açılışı olunca da böyle antika insanlar var. Evet. Arkadaşlar ben çektim. Ünlü birisi varsa tanıdığınız. Evet, ben bunu tanıyorum. Marilyn Monroe. Şimdi sizi Hollywood'un ünlülerin, gerçek ünlülerinin, yani benim en azından tanıdığım ünlülerin evlerini göstereceğim. Hazır mıyız? That house was just bought for $12 million. $12 million. Okay? And he's a very funny actor. And he's a comedian, family. Adam Sandler is in the building. He has a movie out on Netflix right now with Jennifer Aniston, family. Burası Mulholland Drive yolu. Arkadaşlar, ünlülerin, Hollywood'un, ünlülerin yaşadığı Hollywood tepesi. Şimdi az önce Adam Sandler'ın evinden geçtik. Mulholland Drive filmi de vardı. Böyle yılan gibi uzanıyor. Look at that beautiful house with that brown fancy roof. Katy Perry is in the building. That house is three stories high. Katy Perry. Bayılırım. Çok seviyorum. You got it right, sir. That's the wild and crazy Mel Gibson. Mel Gibson. And this house was in part two to Lethal Weapon. Please look to the right, family. They're coming. Heavy. That's for you. He got to start the movie called Speed. That's Keanu Reeves, family. In the building. That house is 3,500 feet, family. It has a swimming pool. It has a tennis court. This house is $24 million. 24 milli. And she's a pop star. That's J to the L to the O. Jennifer Lopez is in the building. Jennifer Lopez'a bak. Başka çevre yok ya tepede. 24 milyon dolar beleş. Harika bir Los Angeles manzarası var. Çok güzel ya. Yemyeşil şehir. NBC'nin binası. Nuri Bilge Ceylan. Okay, I hope everybody got a cool photo. And you will see more nice views. 3,000 feet. Studio City. Mulholland'da yukarıya çıktıkça fiyatlar artıyor, zenginlik yükseliyor, ev fiyatları da artıyor. Birkaç milyondan başladık, şu anda 50 milyon dolarlardayız. Herkeste Tesla var, herkeste. İnanılmaz bir Tesla çılgınlığı var abi dedi. Çok güzel arabalar. The house is split open in the middle. It does have a little swimming pool surrounded by palm trees, family. Justin Bieber is in the building. Very beautiful here, fam. Burası Stallone'un evi. Cold Water Canyon Park. Cold Water Canyon Park to the right. Very nice, very nice. This is where the money's at. Very beautiful.
Look at these beautiful houses. And look at the beautiful pine trees. Okay, his last movie out was called Bullet Train. Anybody know? Brad Nobody? Brad Pitt. You got it right, sir. Brad Pitt is in the building. But it's Jackie Chan. You got it right. Look up to the left, everybody. Look up to the left. Jackie Chan. Look at that beautiful green and cream Chinese style mansion. Jackie Chan in the building. That's very nice Chinese style. Very beautiful in cold water, fam. This is where the money's at. School. Above all the classic Rocky movies, Sylvester Stallone is in the building. Okay, so everybody look up to the right and look all the way up at the tip of the building. Okay, now everybody, I need you to listen. I'm going to show you a gold-colored mansion. It has columns around it. Versace landscaping at the top. Mark Wahlberg is in the building. Okay? And look at the Versace landscaping. What's up, kid? My man. Beautiful day in Cali. Just to name a few, family. Her name is Charlize Theron, and you can see straight through it. That was a Lamborghini truck, $400,000. Okay, this house coming up is for the old school. Hiç nefes almıyor. She was a beautiful actress back in the day. Wow. Look up to the right, family. Elizabeth Taylor'ın evi. Yep, look at this beautiful reddish colored mansion. It's so beautiful. And look to the right behind the gates, please. They got a guest house behind it just like it. Look to the right, look up the gate. It's very beautiful. Vay be. Menekşe gözlü Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor family is in the building. Not okay. Anymore, not now anymore. That's Floyd Mayweather. We got an orange Lamborghini behind us. Okay? Look behind you and look down to the left. It's going to drive by. Orange Lambo in the building. Okay, here it comes. So funny. He's like... Oh my god. Stupid tourist. There's a lady in it. Oh, it's a lady? Yeah. What? I don't think it's a Floyd Mayweather. Right, everybody. That's the other side, the Floyd Mayweather house. Okay, now everybody, I'm going to show you a $57 million house. $57 million. The house goes around the corner, family. And she's going to pay $1 million a month to keep up the landscaping. Her name is J.K. Rowling. Bye. She's the creator. To Harry Potter, she's a billionaire from Britain. Okay, so follow my lead, everybody. I want you guys to look up to your left and look across the street down in front of me. Not on the side, but down in front. Look up to the left. Look behind the black gate, please. $57 million. Look to the left, look across the street. Look above the gate, $57 million. And I want you to see how far back this baby goes. Look to the left. Look how far back that baby goes. And look at the white camera. On the top left middle side there, cameras everywhere. There's also cameras in the palm trees. Look up above. Okay, now look to the left, look at the landscaping. It goes all the way around the corner, family. Bu Beverly Hills Oteli'nin geceliği $1,000'mış arkadaşlar. That hotel opened up in 1912. That hotel opened up. J.K. Rowling'in yani Harry Potter'ın yazarının evine götüreceğim. Harry Potter. İngiltere'den gel. Beverly Hills'in en pahalı evlerinden bir tanesini satın al. Muhteşem bir insansın. J.K. Rowling. Aynı zamanda Vogue tayfayı anırtıyorsun. Evet. J.K. Rowling'in evi $36 milyon değerinde dev bir malikane. Beverly Hills Oteli'nin karşısında gelip protesto edebilirsiniz onu yaptıklarından dolayı. Özellikle wokizme kar verdiği zararlardan dolayı. J.K. Rowling burada. Muhteşem bir insan. Muhteşem bir insan. Bu Beverly Hills Oteli'nin geceliği $1,000'mış. Only $1,000. Tesla'lara bakın.
Siyah siyah Tesla'lar. Bu da J.K. Rowling'in evinin önündeki park. Akşamları buraya gelip burada nargile içiyormuş. Burada takılıyormuş. Tabii ki J.K. Rowling'in evinin önündeki bir parksanız bazı özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Palmiye. Kaliforniya palmiyeleri. Ve küçük bir havuz var. Bu arada yani şaka bir yana gerçekten Hollywood starları gelip buralarda oturuyorlar. Koşuyorlar sabahları. Yani öyle arabayla girip arabayla çıkan insanlar değil. Belki şu adam mesela ünlü birisi. Havuzda bakalım. Oo, koyu balıkları var havuzda. Bak bak bak. Koyu balıkları. Aha. Elinizle dokunabileceğiniz kadar mesafede geliyor zaten. Bakın. Bakın kaplumbağalar güneşleniyor. Şöyle ben size kaplumbağaları göstereyim. Bakın. Yavrusu tepesinde çok tatlı ya. Bunlar Beverly Hills'ta olduğu için ninja kaplumbağa oluyorlar ileride. Bu da Rowling'in evinin önündeki bir sincap. Evet. Koyu balıkları, sincaplar, kaplumbağalar. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Ya bayılır mı sincaplara ya? Ne kadar güzeller. Sincap. Koyu balığıyla kankalak yapan bir turtle. Şimdi bunlar pahalı balıklar. Neden kimse araklamıyor diyeceksiniz. Sen ne yapıyorsun? Ah, bakıyor bayağı. Lan rahatsız etme lan. Aha, beyaz bir koyu balığı. Çok güzel. Şu güzelliğe bakın. Tabii insanlar onları besledikleri için alışmışlar. Beslemeyin yazıyor ama yine de alışmışlar. Sincaplara bakın, birbirini kovalıyorlar. Çok güzel. Ay ay, hayat parası olana güzel ya. J.K. Rowling. Tabii ya. Bu da bir Japon Çin prensesi. Prenses. Balıkları neden çalmıyorlar? Çağırlar mı? Çağırlar. Yani yüz binlerce evsiz yaşıyor. Ama Beverly Hills'tayız arkadaşlar. Burada her yer kamera. Burayı özel güvenlikler koruyor ve eğer şüpheliyseniz polis geliyor dışarı diyor. Neden evsiz yok? Çünkü girdikleri an haydi diyorlar. Alıp fakir mahallesine götürüyorlar ya. Ya böyle bir ayrımcılık olabilir mi? Kapitalizmin beşiğindeyiz. Bunlar burada gayet normal şeyler. Evsizlerin evsiz olma hakkı yok burada. Yani zengin mahallesinde evsiz olma hakları yok. Fakir mahallesinde evsiz olabiliyorlar. That was on the cover of the video game Grand Theft Auto. GTA'nın kapağındaki ev burası. Ağaçların güzelliğine bakın ya.
Bir tane elbise sızmış. Kafa koparıyor. Recollect Saint Laurent. Hollywood'da ünlülerin yaşamını gördük. Beverly Hills, Mulholland Drive, hepsini gördük ve gün Louis Costello'nun üzerinde batıyor. Bu yıldız borç, o da ben olacağım muhtemelen. Kendinize iyi bakın. Başka bölümde, başka bölümlerde görüşmek üzere.